Demek ki artık biz teknolojiyi de kendi mühendislerimizle üretiyoruz. Bu güzel bir şey yani. Yabancılar olsaydı muhtemelen bunu da üretemeyecektik. Yani hatırlayın, ilk şey çıktığında, ilk Güzel. 280 BCM'lik bir ilk şey yapıldığında Sayın Bakan açıkladı. Açıkladı. Yani yabancılara tonla Yabancılar para iki verici kişiyi yapıyor, sonra vatandaş o iki yaptı. kişi, evet. Evet. Bulamadık deyip gidecekler. Aynen öyle. 5 yani yılda bunu bitmesi bulmamız Türk gereken mühendislerin başarısı. Bir tesis 2 yıla yakın sürede bitiriyorlar. 5 yıllık bir planlama var önemli bir süreçte şu, daha önce bu gibi teknolojilerde yurt dışında çalışmış mühendislerimizin buraya katkı sağlamak ve milli enerji kaynaklarımızın inşasında yardımcı olmak için davet edildiğini ve geldiklerini biliyorum, bilgi olarak biliyorum. Artı bu tesisin 2 yılda yapılmasına ilave olarak şunu da söylemek lazım. Sevgili seyircilerimize bunu da söylemek lazım. Aynı zamanda orada zemin iyileştirmesi de yapıldı bakın. Yani bu 2 yıllık sürece zemin iyileştirmesi de dahil olmak üzere yapıldı. Yani o kadar bir hızlandırılsa hakikaten çok büyük bir macera. Gerçekten ben bu sabah inceledim, yapım sürecini inceledim. Oradaki yerli ve milli yerli enerji üretmek için ne yapıyoruz? Yerli kaynaklar, yerli iş gücü ve milli strateji diyoruz. Bunlar için hakikaten bu tesis üzerinde bunların hepsinin uygulamasını görüyoruz Melih Bey. Bence sığmamış buraya 1 trilyon dolar mühendisin bakıyor ama çok olmuş, şöyle açalım. Ciddi bir değer değil mi bu 1 trilyon dolar? Çok ya müthiş bir değer tabii. Ülkenin ekonomik şimdi, değeri kaynağı olarak toplam gösteren. Ne kadar bizim? 700-800 milyar değil mi? 800 milyar bizim. Yani dünyanın bir yıllık üretimimizden, bir yıl bütün ekonomik üretimimizden daha çok. Daha fazla. Dünyanın ekonomik büyüklüğü, ekonomik hacmi 100 trilyon dolar. Yani dönen para dünyada 350 trilyon dolar ama bunlar bontlarla ve uzun vadeli borçlanmalarla yapılan bir hacim. Ama gerçek sermayesi dünyanın gerçek sermayesi 100 trilyon dolar. Şimdi 1 trilyon dolarlık bir rezervi keşfetmiş olmamız, yani %1'ini, dünya ekonomisinin %1'ini şimdiden hakikaten kendi ülkemize kazandırmışız demektir bu. Bu çok önemli bir keşif. Aslında üzerinde son derece kıymetli hocamla Evet, yayın öncesinde de konuştuk. Hocam, Durulması gereken dinledi de adam konular değil mi tabii. hocam? Bir ekleme daha yapmak istiyorum. 1 trilyon dolar bugünkü rakamlarla, ki bugünkü doğalgaz fiyatları Evet. da düşük bir Düşük. Evet. seviyededir. Evet. Yani hiçbir şekilde abartılmış bir rakam falan da değil bu. Gayet Evet, doğalgaz fiyatlarının düştüğünü hatırlatalım. Dünya sermayesiyle orantıladığımız zaman bu müthiş bir rakam. Gerçekten çok müthiş bir tabii ki. rakam. Bunları hakikaten kıymetli hocamla da ifade ettiğimiz gibi konuştuk. Bunları hakikaten ifade etmek lazım, anlatmak lazım ne anlama geldiğini. Yani Konuşalım, bu akşam sayısal hepsini konuşacağız anlatmaktan. Mahmut abi buyur. Şimdi bu tabii rakam çok büyük, metreküp olarak da büyük. Fakat hani Cumhurbaşkanı da orada basın da alkışlamıyor dedi ya, dikkatimi çekti. Hakikaten alkışlamaktan çekinecek havaya girdik. Çünkü öyle bir negatif muhalefet aklı var ki diyor ki ne seçim geldi bunları buldunuz. Böyle bir akıl var sürekli söyleyen. Onu şuradan hatırlatacağım. Demin söylediğim şeyi devam edeceğim. Necdet Pamir, yani enerji konusunda hakikaten uzman bir isim, değil mi? En azından objektif olabileceği ihtimali vardı. O günlerde çıkıp aynen şunu söyledi. Bunlar dedi, zaten dedi petrol bizim BOTAŞ'ta ya da işte bu işi yapanlarda liyakatli eleman kalmadı falan. Nereden çıkartıyorsunuz gibi laflar söylüyor. Öyle hatırlıyorum. Ya inanılmaz bir şey. Kendileri çalışmıyorlarsa orada liyakatliler Ya çalışmıyor. şu İş çıkmaz şu o diye düşünüyorlar. teknolojiyi biraz okudum ben. 2200 metre aşağıda neredeyse deniz üssü kurulmuş. Şimdi o Şaka değil. oradan bunu 3200, 3000 metre dedi bugün işte Cumhurbaşkanı. Oradan gazı buluyorsun ve onu taşıyacak sistemi de kurarak buraya getirirsen büyük oranda da Türk mühendisleri yapıyor bunu. Ya bunu artık sevmen Robotik gerekiyor. montaj Yeter sonra artık. çok bugün sadece insan gücüyle değil, hakikaten Türk mühendislerinin ve gelişmiş teknolojileri kullanılarak robotik montajın yapılmasını ben izledim. Ya bir de bu böyle Çok bir iddia gurur falan verici değil bir ki, şey. bilim adamları konuşacaklar işte. Şimdi Evet. bunu dile getiriyor insanlar. Bunun altyapısı var mı, bu gerçek mi? Çok rahat anlaşılabilecek bir konu. Propaganda mı, seçim dönemiyle Evet. ilişkilendiriyorlarsa Ya bunu hocam çok ayrıntısını tartışacak bir şey. anlatacak, biz Hocam bir harita baştan üzerinde bizi bakalım yapalım. mı? Nerede ne Tabii bulduk bana isterseniz? koymuşsunuz böyle Hemen hatta zaten şeyi. Hatta isterseniz Hocam başka rengi fosforlu de da var yani. Aa, size de koymuşlar. Bir tanesini seçerseniz yani. Hocam buyurun. Evet. Şey tabii o deniz tabanı konuştuğumuz Evet. üretim sistemi bu. Hani burada gördüğümüz Sakarya gaz sahası da kurulan 2173 kilometre karelik bir alanda. Sakarya gaz sahası 10.700 kilometre kare. Yani çok daha şey. Şimdi işte 710'a
çıktı burada en son Fatih sondaj gemisinin de bulgularıyla ben daha da artabileceğini de hani bundan öyle sonra da çünkü yani halen hani şey bir sağ şimdi bu deniz tabanı üretim sistemini hani konuştuk ne kadar büyük bir yer olduğunu toplamda yani ikinci faz tamamlandığında günlük 40 milyon metreküplük üretime geçtiğinde 40 kuyu olarak şey yapılıyor. Öngörülüyor. 40 kuyu bağlanacak. Şu anda 13 kuyu oldu zannedersem. 10 milyon metreküple bağlanacak. Ondan sonra işte tabii buradan geliyor. Şimdi bunlar hep böyle onu söylüyorum. Yani tek bir kuyu değil bir sürü kuyu. Bir sürü kuyu üretim sisteminde bir araya geliyor. Az önce de buradaydık. Filios Doğal Gazetesi'nde. Tabii buradaydık. Kıyıdan. Zaten işte buraya geliyor. İşleme tesisi. O işleme tesisinde hani o da basit bir şey değil. Yani orada da önce işte sülfürden arındırılacak, temizlenecek. O da bir çeşit rafineri. Tabii bütün bunlar Türkiye'nin doğalgazla ticaret merkezi. Yani sırf kendi doğalgazımızı karşılamak sırf bu şekilde de değil. Doğalgazla ticaret merkezi şimdi açıklanan bu vizyon ve detayları, planları da açıklanacak çok yakında zannediyorum. Buna da çok büyük katkı sağlayacak. Buradan yani, bir sürü doğalgaz boru hattı geçiyor. Bir de hani tek başına tabii, bunu düşünmeyelim yani, diye. Remzi onu ver hatta hızlıca. Hocam onun üzerinde konuşalım. Türkiye'nin üzerinden gelen önemli bir konu bu çünkü. Türkiye bir hap oluyor bu konuda. Boru hatları mı? Evet boru hatları. Şimdi bir tabii hemen Rusya'dan geliyor. Gelen mavi akım var ta eskiden beri. Sonra Türk akım 2. Hemen geldi hocam. Evet bak mavi akımdaydık. Sonra Türk akım boru hattı işte yapıldı. Bu da bitti. Bu da iki tane paralel hat. Biri Türkiye, biri yurt dışına yönelik. Bu da Avrupa'ya gidiyor. Ondan sonra tabii Hazar'dan gelen, Azerbaycan'dan gelen TANAP boru hattı var. TANAP boru hattı da TAP kısmı da Transadriyatik de yapıldı. İtalya'ya gidiyor, Avrupa'ya gidiyor. Tabii İran'da ciddi miktarda gaz alıyoruz. Irak önemli bir ülke doğal gaz rezervleriyle. Baktığınız zaman hakikaten hani Türkiye'nin dört bir yanı büyük doğal gaz rezervleriyle çevrildi. Türkiye'de niye yok diyorduk. İşte bugün artık evet, Türkiye'de de. Evet bunu soruyorduk hocam. İnsanların belki bu konuya biraz şüphe etmelerinin nedeni bu. Yıllarca bunlar nasıl konuşulmaz diyorlar. Ama üstü örtülmüş. Şunu söyleyeyim. Burası eksik kalmış. Bu da gelecek. O bu da önümüzdeki kadar, yıllarda gelecek. 4 yani. Trilyon metreküp civarı değil mi? Buradaki bildiğim kadarıyla şu an üzerinde konuşulan. Şimdi şu an burada da yani Akdeniz'de çok büyük rezervler var. Ama bakın uzun yıllar işte Leviathan konuşulurdu. İsrail'in Leviathan işte büyük yataktır, dev yataktır şu. 620 milyar metreküp Leviathan'ın hani büyüklüğü. Bizim onu geçmiş durumdayız. Şu anda son verilen rakamlarla biz Leviathan'ı da geçmiş durumdayız. Yani bunun küçümsenecek hiçbir tarafı yok. Yani gerçekten büyük bir mutluluk, sevinç kaynağı bütün Türk milleti için. Yani bu son gelişmeler. Şimdi Türkiye'nin tabii burada edindiği birikim, teknolojik olarak da birikim. Bunları hani çok kısa sürede yaptı. Tabii buradaki mühendisler, işçiler vesaire şimdi işte yeni keşifler burada birkaç yıllık bir yatırım programı var ama Akdeniz'de de bu işe yarayacak. Yani ha, buradaki aklı burada kullanacağız teknolojiyi. Tabii bunun devamı var yani Karadeniz'de bitmeyecek bu. Önemli bir işbirliği. Tabii işte Türk dünyasına da uzanan işte Azerbaycan'la enerji lokasyonu olacağız bir anlamda hocam. Merkez yani, tabii. Enerji lokasyonu olacağız. Tabii. Aynı zamanda birikmiş o know-how'lar hakikaten o lokasyona eriştiğimiz zaman Türkmen gazıyla Azeri gazları, Rus gazlarının Türkiye'de depolanıp Avrupa'ya ve dünyaya pazarlanması noktasına böyle bir lokasyona ticari eriştiğimiz ciddi zaman politik bir güç çok önemli, önemli olacak tabii, bu teknolojiler. Sırf boru hatları da değil. Tabii hem sıvılaştırılmış LNG terminaller de inşa ediliyor. Doğru. Hem işte basınç, compressed natural gas. Yani Türkiye bir doğalgaz ülkesi oluyor aslında doğalgaz çağında ki bu çok güzel bir şey. Ve en önemlisi referans fiyat burada oluşacak. Yani ne konuşuyoruz? İşte Henry Hub fiyatı, işte Hollanda'daki TTF fiyatını falan. Ama artık Türkiye'de oluşan fiyatı evet, konuşacağız. Evet. Hani gazın gazla rekabeti sonucu oluşan bir yerde, fiyatı. Fiyatı belirlemede borsa oluşturabilecek netlikte bir yatırım yapıyor Türkiye. Şu andaki evet, yaptıkları yatırımlarla. Bir de yukarıdaki o hatların da güvenliği tehlikede gayet değil mi? Remzi o büyük haritayı bir versene. Yukarıda ciddi sorun var Avrupa'ya giden gazda. Dünyadaki en güvenli belki de hatların geçeceği nokta. Melih Bey zaten 3 tane güvenlik. Şunlar hocam.
Burada sıkıntılar var. Ukrayna üzerinden geçen tabii. zaten hat kullanılıyor. Yani sırf orada değil, burada da sıkıntı Ukrayna'da var. Biliyorsunuz bu da bitti. Yani bu da bitti. Ne yapıyor şimdi Avrupa? Yani başta Almanya olmak üzere. Hani birincisi vardı, ikincisini yaptılar. İkincisine karşı Amerika Birleşik Devletleri hani ne patlak kadar karşı yaptı. Olduğunu açıkladı falan. Sonra bir anda savaş patlak verdi. Zaten ikisi birden durdu. Trump şimdi, hocam uyarıyor biliyor musunuz? Yıllar önce ve gülüyorlar Almanlara gidiyor. Bir toplantıda bakın diyor bu kuzey akım elinizde patlayacak alternatifler geliştirin diye. Gülüyorlardı toplantıda. Patlayacak dediler ama biraz da patlattılar. İşte onarılmayacak durumda tarifat yapılmış. Onarılmayacak derecede tarifat yapılmış. Ama Trump'ın öngörüsü çok önemli. Biz bir Amerika düşünüyoruz ama. Dolayısıyla buradaki hatların güvenliğinin tehlikeye girmesi de burayı daha da öne çıkarıyor. Hakikaten bu harita tabii. Her şeyi anlatıyor. Bunlar aynen öyle. Bunlar tehlikeli yani durdu. Tehlikeyi durdular. Bırakın durdu. Durdular. Hani ve de hani yakın zamanda da açılacak gibi gözükmüyor. Dolayısıyla bütün gözler bu bizim lokasyona geliyor. Tabii sırf boru hattı olarak da düşünmeyelim. Sıvılaştırılmış doğalgaz. Şimdi Avrupa'daki şeyi çok arttı. Sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı, LNG. En büyük ithalatçı da Amerika Birleşik Devletleri. İhracatçı. Amerika Birleşik Devletleri ihracatçı tabii. Avrupa'nın ithal ettiği ülke olarak. Ama o da çok sürdürülebilir mi? Maliyet açısından falan çok ciddi sorunlar var. Yani Avrupa'daki kullanılan gaz için. Tabii pahalı oluyor. Yani biz burada sıvılaştırılıp şuraya götürsek çok daha iyi sıvılaştırmaya da gerek yok boru hatlarda. Bir de depolama sorun zaten ciddi anlamda. Hocam şunu merak ediyoruz. Arkadaşımıza da sorduk da mühendislerle konuşmuşlar. 50-60 güne bizim işimiz biter diyorlar o tesiste. Yani biz BOTAŞ'ın gelip işte boruyu bağlamasına kadar getireceğiz noktayı diye. Evlere ulaşması çok mu uzun meşakkatli bir süreçtir bu? BOTAŞ'ın hazırlıklar yapması. Yoksa aynı gazın, kullandığımız gazın yerine aynı yani kullanacaklar. 50-60 güne bittikten sonra işte o Filios tesisindeki işleme sürecinden sonra zaten boru hattına, ulusal şebeke sistemine hazır zaten. Bununla ilgili altyapıda falan çok bir şeyimiz yok. Tabii. 3 kilometre. Depolama alanlarımız da var. Depolarımız da var. Ya sen yani diyorsun ki cebimize yansıyacak mı? Tabii ki ne zaman işte hikaye o yani. İnsanlar onu gördüklerinde onu hissedecekler. Yani cebimize yansıdıklarını da hissedecekler. Belki de şöyle bir hikaye bir şey olur. Hediye olur yani. Şimdi buradan seslenelim yani. Biz bir defa gün, bir ay mesela ben alkışlayan taraftayım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı haklı olarak eleştirdi. Bazı basın mensuplarını vesaire. Mahmut abi çok güzel bir yere temas etti. Biz hep bunu yazıyoruz, söylüyoruz. Çünkü bu sadece hani Erdoğan'ın başarısı olarak tarihe geçmeyecek. Türkiye'nin ekonomik kazanımı olarak geçecek. Yani o bir şahsa ait bir şey değil. Yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Şimdi bütün bu işler anıldığında adını anmasak ayıp olur. Berat Albayrak'ın adını analım. O dönem başlıyor çünkü tabii ki. Bunu da şuna bağlayacağım. Evet. Yani niye andığımı da söyleyeyim. İşte seçim geliyor da buluyorsunuz değil mi? Ya seçim geliyor buluyorsunuz değil. Her şey 2017'de başladı zaten. Yani FETÖ denen bu hainlerle biz baş etmeyi, onlara galebe çalmayı başardık. Ondan sonra bu iş başladı. Fatih gemisinin satın alınma hikayesi Norveç'ten romanı yazılır. Edebiyatçılara sesleniyorum buradan. Yani Berat Albayrak'a ulaşsınlar, gitsinler romanı yazsınlar. Çok enteresan bir hikaye. Yani Türkiye basbayağı Türkiye'nin zincirini kırma hikayesi. Ne yapacağız yani, demişlerdi ama işte ya ne bu, yapılan işleri görüyoruz bu, şimdi. Yani Sakarya Meydan Muharebesi gibi bir hikaye. Teşbih tahta olmaz. Biz öyle bir böyle bir hikaye dinliyoruz. Yani bağımsızlık ya böyle içeride bir şey. FETÖ'cü komutan tabii, karşı çıkıyor yani. Tabii, aynen öyle. Bugün yani bugün savaş artık hani en azından tabii. bizim bulunduğumuz blokta savaş sahadan ziyade tankla topla değil. Önce ekonomiyle yapılıyor, bunlar enerjiyle yapılıyor. Ha. İşte şimdi şu an vaziyeti görüyoruz. Belki programın ilerleyen saatlerinde göreceğiz Rusların yayınladığı videoyu. Ruslar dalga geçiyorlar Avrupalılarla. Yani bakın işte gazınızı, petrolünüzü bizden alıyorsunuz. Ne hale geldiniz diyorlar. Kedisini sıtamıyorlar. Tabii şimdi şu dünyada, bugünkü dünyada komşunun komşuya güveni kalmamış. Kimse kimseye sırtını yaslayarak ilerleyemez. Yani siz enerji açısından bağımsız olacaksınız. Kendi kaynaklarınızı bulup çıkaracaksınız. Türkiye'de de bu açıdan çok büyük eksik var. Deminki soru var ya her yerde çıkıyor Melih. Hani her yerde var bizde niye yok? Mesela şimdi ben bir listeye baktım şöyle. Dünyada doğalgazı kimler üretiyor? İşte Amerika Birleşik Devletleri birinci sırada 934 milyar metreküp çıkartıyormuş yıllık bakın. Kazanıma bakın yani. Rusya, İran, Çin, Katar, Kanada, Avustralya özür dilerim. Suudi Arabistan, Norveç, Cezayir ilk 10 ülke bunlar. Hollanda bile 47 milyar metreküp doğalgaz çıkartıyor. Bak Hollanda bile yolunu bulmuş 47 milyar metreküp doğalgaz çıkartıyor. Şimdi daha enteresan bir şey söyleyeyim.
Bizim üretimimiz tabii eski istatistik, yani şimdi bunlar falan dahil değil. 381 milyon metreküp görünüyor şu an kayıtlarda. Hadi diyelim 3-5 aşağı yukarıdır. Küba'ya, yani gariban Küba bile 1.1 milyar metreküp üretiyor yıllık doğalgaz. Yani biz Küba'nın bile gerisindeyiz ya, böyle bir şey olabilir mi? Burada bir saçmalık olduğu belli. Ya belli ki birileri bizi engellemiş. Başka bir izahatı yok bunun.